Bugünkü videoda sizlerle iki kız kardeşin hikayesini paylaşacağım. Aynı zamanda iki kadın vokalin hikayesi. Kardeşlerden biri Neşe Can Göktürk, diğeri ise Saniye Gülden Göktürk. Neşe Can Göktürk 1947 yılında doğdu. Henüz çocuk denecek yaştayken ailesi onun yeteneğini keşfetti ve 3,5 yaşındayken ilk tiyatro oyununda rol aldı. İlk rolü Şarkı Söyleyen Bir Kuş'tu. 5 yaşına geldiğinde ise başrolünü oynadığı bir çocuk oyununda sahnesini alıyordu ki o başrol oynadığı oyunun adı aslında gelecekte onun adı olacaktı. Kara Böcek. Oyunun yazarı ona Kara Böcek lakabını takmıştı. Neşe Can Göktürk, Neşe Kara Böcek adını alıncaya kadar 7 yaşındayken ablasıyla birlikte mahallenin çay bahçesinde türkü söyleyen Kara Böcekler grubunun bir solistiydi. Sonrasında kız kardeşi ortaokulu bitirdikten sonra evlenince Neşe Can Göktürk tek başına müzik yapmaya devam etti. Henüz 7 yaşındayken ilk plak çalışmasını yaptı ve o plakta çocuk şarkıları söylüyordu. Neşe Can Göktürk'ün çocukluktan genç kızlığa doğru giden yolda zamanla müziğe olan ilgisi de gelişti. İlgi alanına Latin müziği giriyordu ve o dönemde radyo evinde Flamingo Dans Orkestrası eşliğinde Latin Amerika müziği icra etmeye başladı. 1969 yılına geldiğimizde ise artık Neşe Can Göktürk kendi adına ilk profesyonel denecek anlamda albümünü yapıyordu. Uğur Böceği adıyla yapmış olduğu bu albümün ardından karşısına çıkan bir erkek aslında onun hayatında çok etkin bir rol oynayacaktı. O Atilla Alp Sakarya. Aynı zamanda dönemin Eleanor Müzik isimli plak şirketinin de sahibi. Aslında denir ki Atilla Alp Sakarya'nın Eleanor Plak isimli şirketinin bu denli başarılı olmasında Neşe Karaböceğin son derece önemli bir rolü vardır. Evet, Neşe Can Göktürk Atilla Alp Sakarya ile birlikte çalışmaya başladıktan sonra artık Neşe Karaböcek adıyla yapmış olduğu albümleriyle o denli başarılı olur ki beraberinde Eleanor Plak'ta son derece büyük plak şirketlerinden biri halini alır. Atilla Alp Sakarya ile Neşe Karaböcek arasındaki ilişki sadece bir patron-sanatçı ilişkisi değildi. Onlar 1964 yılında evlenmişler ve bu evlilik 1974 yılına kadar tam 10 yıl sürmüş. Bir de erkek çocukları dünyaya gelmişti. Neşe Karaböcek, Eleanor Plak etiketiyle yapmış olduğu albümleri ve sonraki albümlerinde o denli başarılı bir müzikal kariyer çizecekti ki tam 18 altın plak ödülü alacaktı. Hani Türk popüler müzik tarihimize baktığımızda şimdiye kadar bu rekoru kırmış olan bir başka sanatçı göremiyoruz. Neşe Karaböcek, Türk müziği tandanslı şarkılarıyla başarılı plakları imza atarken acaba o yıllarda kardeşi Saniye Gülden Göktürk ne yapıyordu? Saniye Gülden Göktürk'ün de en büyük hayali tıpkı ablası Neşe Karaböcek gibi popüler bir şarkıcı olmaktı. Onun da kendine göre yeteneği vardı. O da çocuk yaştan itibaren müzikle ilgileniyordu. 1953 doğumlu olan bu genç kız henüz 5 yaşındayken bağlama dersleri almaya başlamış ve sonraki süreçte karşısına çıkan Orhan Gencebay ona mutlaka şarkı söylemesi gerektiğini tavsiye etmişti. Gülden Karaböcek 17 yaşına geldiğinde ilk albümünü yaparken bağlaması ile stüdyoda ona eşlik eden Orhan Gencebay'dı. Felekle çıkılmaz başa. Ancak Gülden Karaböcek'in müzikal anlamda kendini ifade etmek için İstanbul sokaklarında attığı adımlarda güçlü olabilmesi için elinde hiçbir şeyi yoktu. Çünkü ablası Neşe Karaböcek o dönemin yazılanlarına ve çizilenlerine baktığımızda onun şarkı söylemesini istemiyordu. Buna engel olmak için elinden geleni yapıyordu. Hatta bu konuda tüm aile bireylerini de yanına almıştı. Gülden Karaböcek o kadar yalnız kalmıştı ki imkansızlıklardan dolayı bir ara Cem Karaca'nın dahi evine sığınmıştı. İşte o dönemlerde Atilla Alp Sakarya, ablasının eski eşi ona elini uzattı ve evine aldı. Ona destek oldu. Her şey o zaman başladı. 1974 yılında Neşe Karaböcek'ten ayrılan Atilla Alp Sakarya, Eleanor Plak etiketiyle yeni bir kahraman yaratmak istiyordu ve o kahraman olarak da Gülden Göktürk'ü seçti.
O ana kadar Saniye Gülden Göktürk olarak bildiğimiz Gülden Karaböcek, sahneye çıktığı günlerde Karaböcek soyadını kullanmaya başladığında Neşe Karaböcek buna son derece karşı çıktı. Hukuksal olarak hak arayışına girdi, ancak 18 yaşına geldiğinde Gülden Karaböcek tıpkı ablası Neşe Karaböcek gibi yasal olarak Karaböcek soyadını kullanmaya başladı. İşte bu andan itibaren her şey Atilla Alp Sakarya'nın elindeydi. Sansasyonel bir yol haritası ile birlikte 1975 yılında Atilla Alp Sakarya ve Gülden Karaböcek evlendiler. Evlilik Levent'te bir evde gerçekleşti. Ve bu evliliğe tanıklık edenler sadece 8 kişiydi. Birkaç gazeteci, birkaç yakın dost ve Beşiktaş Evlenme Dairesi'nden bir yetkili kişi. Gülden Karaböcek'in ablası Neşe Karaböcek'in eski eşiyle, yani eniştesiyle evlenmesi gerçekten de sansasyonel bir durumdu. Alışık olmadığımız bir fotoğraftı. Üstelik popüler müzik dünyasında yaşanan magazinel bir figür olma adına gerçekten de son derece dikkat çekiciydi. Ve tabii ki o günlerde Gülden Karaböcek aslında hiç de hoş olmayan bir takım sıfatlarla karşı karşıya kaldı. Magazinel gündemle birlikte Gülden Karaböcek, Atilla Alp Sakarya'nın plak şirketi Eleanor Plak etiketiyle çalışmalarına başladı. 75-76 yıllarında Gülden Karaböcek'in dikkatini Ferdi Tayfur çekti. Ferdi Tayfur da tıpkı Gülden Karaböcek gibi Eleanor Plak'ın çalıştığı genç yeni şarkıcılardan biriydi. Ferdi Tayfur arabesk tandanslı müzik yapıyordu ve bu Gülden Karaböcek'in çok beğenisini kazandı. O da aynı içerikte şarkılar yorumlamak istedi ve bu tür albümler yaptı. Doğacak günü beklediğim. Yapmış olduğu albümlerde kendisine ait olan şarkılar da yorumlamak istiyordu. Bu anlamda yeteneği vardı. 1977 yılına geldiğimizde işte bu yeteneğini gerçek anlamda ifade etti. O yıllarda bir yapımcı Dilek Taşı isimli filmde Gülden Karaböcek'e teklif götürdü. Gülden Karaböcek başrolü oynayacaktı. Aynı yapımcı Gülden Karaböcek'ten bir soundtrack, yani Dilek Taşı filmi için bir film müziği yapmasını istedi. Ve ortaya filmle aynı adı taşıyan Dilek Taşı isimli şarkı çıktı. Mutluluktan popüler müzik tarihimizin en önemli şarkılarından biri diyebilirim Dilek Taşı için. Filmin hemen ardından bu şarkıyı 45'lik olarak müzik marketlerde gördük. Gülden Karaböcek şimdi ablası Neşe Karaböcek gibi son derece popüler bir kadın vokaldi. Sonrasında 78'de hiç zaman kaybetmeden kendi yazdığı şarkılardan oluşan Müzik ve Ben albümünü yaptı. Bir sevenim var, ne seven bir kalbim. Artık Gülden Karaböcek kendi şarkılarını yazan ve söyleyen bir şarkıcıydı ve müzikal formuna baktığımızda ablasıyla zıt kutuplar gibiydi. Neşe Karaböcek Türk müziği tandanslı şarkılar söylerken Gülden Karaböcek arabesk tandanslı şarkıların solistiydi. Ama iki kız kardeşin de yaşam öyküsünde gerçekten arabesk bir durum vardı. İkisi de aynı adamla evlenmişti. Neşe Karaböcek 74 yılında Atilla Alp Sakarya'dan boşanmış, 1975 yılında dönemin popüler gazetecilerinden Tevfik Yener'le ikinci evliliğini yapmıştı. Ve aynı yıl 1975 yılında Gülden Karaböcek ve Atilla Alp Sakarya evlenmişti. Zaman sonra Gülden Karaböcek'le Neşe Karaböcek arasında tabii ki bir abla kardeş kavgası devam etti. Bir araya gelmeleri imkansızdı. Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek'i yaptıklarından dolayı asla ama asla affetmiyordu. Annelerinin vefat ettiği gün birbirlerine sarılsalar da maalesef gerçekten güçlü bir dostluk yine de başlayamadı. Gülden Karaböcek yıllar sonra 2007 yılında katıldığı bir televizyon programında Atilla Alp Sakarya ile olan evliliğiyle ilgili şu açıklamayı yaptı. Ablası Neşe Karaböcek ile eniştesi Atilla Alp Sakarya'nın evliliğinin zaten bittiğini, ancak eniştesinin ablası Neşe Karaböcek'ten mal paylaşımı sebeplerinden dolayı boşanmasını geciktirdiğini açıkladı. Sonrasında eniştesinin kendisini alıp evinde bakmaya başladığını ve ablasından boşandıktan sonra da Karaböcek markasını kaybettiğini etmemek için kendisinin zorla evlendirildiğini ifade etti. Gülden Karaböcek ve Atilla Alp Sakarya'nın evlilikleri de çok uzun sürmedi. Bu evlilikten çiftin bir çocukları dünyaya geldi. Ancak 1983 yılına geldiğimizde Atilla Alp Sakarya ve Gülden Karaböcek resmen boşandılar. Gülden Karaböcek yaptığı açıklamalarda masum olduğunu ve o yaşlarda henüz çocuk olduğunu ifade etse de Neşe Karaböcek onu asla affetmedi. Ve yaptığı açıklamalarda bakın kardeşiyle ilgili neler söylüyordu. O benim kocamı elimden aldı. Anadolu'da bu yüzden cinayetler işleniyor. Onunla asla barışmam. Onu mezara kadar affetmeyeceğim.
Bir tarafta Türk müziğinin o güzel şarkılarını başarıyla yorumlayan ve bu başarısından dolayı tam 18 altın plak ödülü almış olan Neşe Karaböcek. Diğer taraftan kendi müzikal kimliğini, yeteneğini yazıya, besteye dökebilen ve dilek taşı gibi mihenk taşı olan bir şarkıya imza atma başarısını gösteren bir Gülden Karaböcek. Bu hikayenin kahramanları arasında en masum olan kim ya da en suçlu olan. Bir yerde enler var. Henüz reşit olmamış bir genç kızın hayallerine koşarken koca bir şehirde tek başına kaldığında ne yapacağını bilememesi kadar doğal bir şey olamaz. Önemli olan o anda o genç kızın yanında nasıl bir duruş sergilediğiniz. İşte bu duruşun nasıl olması gerektiğinin cevabını ben size bırakıyorum.